Değerli izleyicilerimiz Atina, Türkiye'nin baş belası Yunanistan. Kendi kara sularımızda Doğu Akdeniz'de bize ait olan yerde sularda mavi vatanda doğalgaz petrol arıyoruz. Bütün Avrupa Birliği'ni ayağa kaldırdı biliyorsunuz bu Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu Yunanistan. Fransa'da hemen biliyorsunuz Ege'ye Savaş gemilerini gönderdi geldikleri gibi de gittiler yani eski Türkiye olduğunu sanıyorlar bizi korkutacaklarını sanıyorlar Avrupa Birliği Almanya da bunun içerisinde aramalarınızı durdurun diye tehdit ediyorlar size yaptırım uygularız diye tehdit ediyorlar onu yapıyorlar bunu yapıyorlar Almanya Dışişleri Bakanı biliyorsunuz Haykoma bu hafta Türkiye gelecekti bizim gemimiz neden Doğu Akdeniz'de e, arama yapıyor Oruç Reis niye arama yapmaya çıktı diye bu gez, gezisini Almanya Dışişleri Bakanı iptal etmişti Çok mu üzüldük arkadaşlar Haykomaz Türkiye'ye gelmedi diye üzüldük mü soruyorum Çok mu üzüldünüz gece yatamadınız mı uykularınız kaçtı mı Haykomaz Türkiye'ye gelmedi diye üzüldünüz mü neymiş gelmiyormuş niye Oruç Reis kendi sularımızda niye doğalgaz arıyormuş ya bu Alman bakanı niye küstürüyorsunuz arkadaş? Gemiyi çekin ya. Allah Allah. Gemiyi çekin. Haykomas'tan özür dileyelim ya. Niye gelmemiş? Biz gemiyi de çekelim. Olacak iş mi bu ya? Olacak iş mi? Dalga mı geçiyorsunuz siz Türkiye ile ya? Kendi suyunda, kendi denizinde petrol aramayacaksın. Almanya'dan, Yunanistan'dan, Fransa'dan izin alacaksın. Oldu. Yanında da bir çay söyleyelim mi kardeş? Yanında da bir çay söyleyelim, nargile söyleyelim, kahve yapalım sana Türk kahvesi. Bak Türk iş kafi. Do you like? Bu Atina Avrupa Birliği'ne bakın ne demiş? Türkiye'nin bütün Avrupa Birliği ülkeleri silah ambargosu uygulasın ve gümrük birliğinden de Türkiye'yi atın demiş. Kim söylüyor bunu? Yunanistan dışı Dışişleri Dışişleri Bakanı Nikos Dende de, Ne o Denyom'dur? Ne? Nikos Dendias. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias. Ben ona Nikos Denyo diyorum. Nikos Denyo demiş ki Türkiye'ye e, yaptırım uygulayın ve mektup yazmış. Kimlere yazmış? Bak Almanya, İspanya, İtalya Dışişleri Bakanı'na e, yazmış bunları. Ve demiş ki Türkiye'ye e, komple demiş e, silah ambargası uygulayın e, ve mutlak surette gümrük birliğinden de çıkartın diyor. Bak Yunanistan diyor bak. Vay be. Vay anasını sayın seyirciler. Yani bu Yunanistan önce aç karnını doyursun. Bak maaşları, emeklilerin maaşlarını zor ediyorlar. Hatırlıyorsunuz değil mi 8-10 yıl önceki halleri? insanlar sokaklara düşler emekli maaşlarını ödeyemediler. Dua etsinler Almanya, Avrupa Birliği'ne de onları kurtardı. Önce Yunanistan, bak Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Nikos Dendinyas. Dendinyas söyleyemiyorum ben ona kısaca Nikos Denyo diyorum. Bak Denyo'cum, bak Denyo. Bu Denyo 3 gün önce de Ermenistan'a destek ziyaretinde bulundu. Ermenistan Dışişleri Bakanı ile beraber Türkiye aleyhine, Azerbaycan aleyhine açıklamalar yaptı bu Denyo var ya bu Denyo Dışişleri Bakanı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Denyo. Bak denyocum Önce aç karnını doyur. Ekonomik olarak geliş, büyü. Türkiye'nin onda birisin bak şu anda. Eğer sen Avrupa Birliği'nde olmasan şu anda bak Avrupa Birliği'nde olmasaydın açlıktan ölüyordun. Nefesin kokuyordu bak. Anlıyorsun değil mi ne demek istediğimi? Önce kapının önünü süpür, ondan sonra Türkiye'ye gel. Eski Türkiye değil. Türkiye silah ambargosu uygula, uygulayacakmış. Uygularsan uygula. Türkiye'nin sihaları yeter, İHA'ları yeter. Atak helikopteri yeter, kendi tankları yeter, savunma sanayi yeter. Anladın mı Denyocuğum? Yunanistan Dışişleri Bakanı Sayın Denyocuğum Nikos Dendias. Sanıyorum anladın. Şimdi biliyorsunuz Türkiye geçen yıl Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldı. Paramızı verdik, Rusya'dan aldık. NATO ayaklandı, Almanya ayaklandı, Fransa ayaklandı, Amerika Birleşik Devletleri ortalığı yıktı. Niye S-400 Rusya'dan bu hava savunma sistemlerini alıyorsunuz? Onun öncesinde de biz Obama'nın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olduğu dönemde Amerika'nın hava savunma sistemlerini paramızla alalım dedik. Ama satmadılar. Şimdi bizim dibimizde Suriye'de bir savaş var. Biliyorsunuz roketler atılıyordu, o oluyordu, bu oluyordu Türkiye operasyon yapana kadar. E verin dedik, vermediniz. Onu yapın dedik, vermediniz. Onu yapmadınız. Bunu yap Almanya'nın biliyorsunuz seyyar hava savunma sistemleri gelmişti. Onları geri çektiler. İspanya'nın vardı, onu geri çektiler. E e ne yapalım savunma sistemimizi almayalım mı? Biz de gittik Rusya'dan aldık paramızı ödedik aldık. Şimdi bununla ilgili de biliyorsunuz iki gün önce Sinop'ta deneme atışları yapıldı. Yine tehdit yine tehdit. Ortalığı yıktılar. Almanya, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri açıklamalar yaptılar. Amerika tehdit etti bizi. Sinop'ta yapıldı bu denemeler. Parasını verip Rusya'dan aldığımız hava savunma sistemini kurdular deneme yapıyorlar. Ortalığı yıktılar. E Yunanistan'da bakın Girit Adası'nda konuşlu S-300 hava savunma füze sistemleri varmış. Bunları da test etmeye hazırlanıyormuş. Bak Yunanistan bizi test ettik ya onlar da ediyorlar şimdi. Yunanistan'a bir tek hükümet, bir tek devlet niye sen bunu yapıyorsun demiyor. Türkiye yapıyor. Türkiye'yi tehdit ediyorlar. Şimdi Avrupa, Amerika, Almanya, Fransa, Nerede sizin tarafsızlığınız? Amerika Birleşik Devletleri niye sen hiçbir şey söylemiyorsun? Almanya, Yunanistan'a niye bir şey söylemiyorsun? Türkiye'ye ağzına geleni sayıyorsun. S-400'ü niye deniyorsunuz? Niye aldınız derken ortalığı yıktılar. Şimdi deniyoruz yine ortalığı yıkıyorlar. İstediğinizi deyin kardeşim. Doğu Akdeniz'de de petrol, doğalgaz aranacak, bulunacak. Karadeniz'de bulunduğu gibi hiç kimseyi takmıyoruz kardeşim. Bu kadar basit. Eğer biz takarsak, bak Almanya'nın, Fransa'nın, Amerika'nın bu laflarını, bu tehditlerini takarsak sonra da bize takarlar. Bak Türkçesi bu. Bak, bize takarlar. Türkiye'nin cari açığı korkunç. Niye? Enerjide dışa bağımlıyız. Petrolde, doğalgazda, onda, bunda. Biz doğalgazı, petrolü bulunca tabii işlerine gelmeyecek tabii ki. Gelir mi? Gelir mi? Türkiye cari açığı, ekonomisi hiçbir zaman düzelmesin. Euro bugün 10 lira olmuş. 10 liraya gidiyor. Dolar 9 liraya oluyor. Haberiniz var mı? Euronun 10 lirası demek benim vatandaşımın her geçen gün daha da fakirleşmesi demek. Doların 9 liraya çıkması demek bu ülkedeki insanların daha da fakirleşmesi, sanayicinin iş yapaması, bakın yapamaması, 100 bin lira dahi etmeyecek arabanın 500 bin liraya satılması demektir. Bak Türkiye'de vergiler de yüksek. Ayrı ama bir tane vidayı dışarıdan aldığın zaman 1 dolar verdiğin zaman 10 lira veriyorsun. 9 lira 1 euro verdiğin zaman bu ülkede bu insanlar fakirleşiyor. İşte onun için istemiyorlar kardeşim doğalgaz onu arama, bunu arama, petrolü arama. Türkiye'nin en büyük açığı enerji. Enerjide dışa bağımlıyız. Petrolde, doğalgazda her şeyde dışa bağımlıyız. Karadeniz'de bulduk. Yunanistan çıldırdı. Avrupa Birliği çıldırdı. Allah'tan Karadeniz'de bulduğumuz kara suları tartışmalı bir yer değil. Akdeniz'de tartışma var ama yine bulacağız. Biz Yunanistan'a diyoruz ki gel kardeşim diyoruz. Bak Akdeniz'deki bulacağımız tüm petrolü, doğalgazı dört ülke paylaşalım. Kim bunlar? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan ve Türkiye. Dört ülke. Ama Yunanistan ne yaptı? Gitti Amerika'yı getirdi, Fransa'yı getirdi. Masaya gelmiyor. Kaçıyor masadan bak. Kaçıyor. Ne yaptı? Bu ülkeler Fransa Amerika Birleşik Devletleri'ni çağırdı. Bu ülkeler Yunanistan'a kara kaşı, kara gözü için mi geliyor? Ortak olmak için. O Doğu Akdeniz'deki petrole, doğal gaz için ortak olmak için geliyor. Ama Yunanistan ömür billah düzelmez. Ya bak ne kadar mantıklı bir teklif yapıyor Türkiye. Diyor ki bırak diyor onları gel. Ne bulursak ortağız diyor. Dörde böleceğiz diyor. Ama Yunanistan ortalığı yıktı. Fransa'ya gitti. Savaş gemisini gönderdi Fransa. Ama ne yaptı Fransa? Yunanistan'a savaş uçağı sattı bu arada. Ya Yunanistan bak yemeğe ekmeğin yok, ekonomin çok kötü. Sen gidiyorsun Türkiye'ye posta koymaya çalışıyorsun. Sonra da böyle dıbdızlak ortada kalıyorsun. Ne oldu? Ne oldu Türkiye? Yani Yunanistan bunu yaptı diye Türkiye arama yapmıyor mu? S-400'ü denemiyor mu? Ne oldu? Sonuca gel. Hatice'ye din neticeye bak kardeşim. Anca tehdit edersiniz. Başka da hiçbir numara yapamazsınız. Kusura bakmayın. Türkiye eski Türkiye değil. Kusura bakmayın. Hollanda'da değerli izleyicilerimiz 17 yaşını dolduran kadınlara gerekirse zorunlu askerlik yapacaklarını belirten celp belgeleri gönderilmiş. Bunun da gerekçesi şuymuş. Kadın ve erkek eşit haklara sahipmiş. Bu nedenle 17 yaşından büyük kadınlara, kızlara bu tarz belge gönderilmiş. Yani erkek kadın erkek eşittir demiştir. Bu belgeyi 1997 yılında değerli izleyicilerimiz bildiğiniz üzere zorunlu askerlik yükümlülüğü bitmişti. Bu nedenle de savaş durumunda acil bir durumda 17 yaşın üzerindeki kızlar da savaşa alınabilecekler, kadınlarda da alınabilecekler. Yine bu celp gönderilenler arasında Hollanda Prensesi Amelia'da varmış. Kraliyet ailesinden Prenses Amelia'da bu belgeyi almış. Ne yapacaksa. Değerli izleyicilerimiz, Azerbaycan'ın biliyorsunuz operasyonları devam ediyor. Savaşı devam ediyor. Çatır çatır kendi öz topraklarını almaya devam ediyor. Azerbaycan'a, can Azerbaycan'a da buradan selam ve sevgilerimizi diyor, gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Hayatını kaybeden şehitlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm Azerbaycan halkının sevincini, mutluluğunu paylaşıyoruz. Acısını paylaşıyoruz. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bugün Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan bir açıklama yaptı ve hezimeti kabul etti. Bakın değerli izleyicilerimiz. Şöyle bir açıklama yapmış. Tahminen 400 askerin bulunduğu 556. Alay ee, yok oldu demiş yani e, itiraf etmiş Paşinyan Paşinyan da e, biliyorsunuz kendi kendine önce konuştu bir şeyler söyledi onu yaptı bunu yaptı şunu yaptı bunu yaptı Azerbaycan takmadı Türkiye'nin de yardımıyla o izlediğiniz görüntüler bunların darmaduman duman etmeleri falan hep Türkiye'nin teknolojisi kardeş Azerbaycan'a kurban olsun bu teknoloji aslanlar gibi 30 yıldır işgal altında olan kendi öz topraklarını dağlık Karabağ alıyorlar. Tekrardan söylüyorum Allah yar ve yardımcınız olsun. Karabağ Azerbaycan'dır.